Vallahi kanser hastalığı yani günümüzde %90'lara varan bir tedavi yöntemleri var artık. Yani bence yani ilk etapta insanlar kansere yakalandığında gerçekten olumsuz düşünüyorlar. Ama şahsen ben hani bu konunun böyle olmadığını bu Avrasya Hastanesi'nde gördüm. Yani gerçekten iyi bir hastanede burası. Yani dediğim gibi daha önceden bir ameliyat geçirdim ama ondan sonra bu onkoloji bölümüne Avrasya Hastanesi'ne güvendiğim için, doktorlarına güvendiğim için geldim. Tedavi de iyi gidiyor zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. O yönden yani değerlerimiz, şeylerimiz iyi. Yani erken teşhisle bu hastalığın tedavi edilebilip ve normal hayata dönebileceğini söylüyorsunuz ki hiç de bir farkı yok. Yok kesinlikle. Yani dediğiniz gibi hastalık böyle çok ileri derecede olmadığı evet. zaman yani çok kısa bir sürede atlatabilirsiniz. Yani tabii biraz da kendinizle de alakalı bir şey. İlk etapta hastalığı yani iyi şekilde karşılamak, moralli tutmak kendinizi. Yani dualı olmak diyeyim daha doğrusu. En önemlisi de, moral mi diyorsun? Moral kesinlikle. Yani birinci sırada moral geliyor bence. En önemlisi o. İnsanın kendini rahat hissetmesi, emin ellerde hissetmesi ve az önce de belirttiniz ya Avrasya Hastanesi diye. Peki bu hastaneyi tercih etmenizdeki sebep neydi? Ya ilk öncelikle bu hastaneyi tercih etme sebebim yani buradaki Fatma hocamız daha önce hani İstanbul Tıp Fakültesi'nden geldiğini duydum. İyi bir doktor olduğunu duydum. Avrasya Hastanesi'nde daha önceden tedavi olan akrabalarım oldu. İyi bir şekilde ameliyat olanlar. O yüzden ben tavsiye de buraya tavsiye geldiniz. Ettim. Şu Aynen. anda da hizmetlerinden memnun musunuz? Çok memnunuz. Özellikle yani bu bölümde olan hemşirelerimiz olsun. Gerçekten çok iyi hastalarla ilgileniyorlar. Yani her an müdahaleleri hızlı bir şekilde oluyor. Bir sıkıntı yok inşallah. Atlatacağız yani. Evet sevgili izleyenlerimiz, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirttik ve bu hastalıktan kurtulmak için, korkmamak için neler yapmamız gerekiyor ve misafirlerimizle olan röportajlarımız devam ediyor. Çünkü onlar biz bu hastanenin misafirleri. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Evet, kanser dedik. Tedavi edilebilir bir hastalık. Siz neler söylemek istersiniz? Ya tedavi edilemeyecek bir şey yok yani. Hepsi sonuçta tedavi edilebilir hastalık. Allah dert derdiyse dermanını da veren, yaradan her şeye çare bulan odur. Yani önemli olan inancını kaybetmemek. Hasta olan kişiyi yani bunaltmamak. Yani nasıl diyeyim, sıkılmadan. Moral çok önemli. Etrafındaki insanlar hani tedavi edilemeyecek aşamada olsa bile en azından son günlerini iyi geçirmek. Misal diyorum yani. Bir de yani bazı mesela bizim insanlarımızda çok var. Buram ağrıyor gitmiyorum, şuram ağrıyor gitmiyorum ama bence gitse daha iyi. Şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. Evet. Peki siz neden geldiniz bu hastaneye? Ya şimdi Avrasya'ya gelme sebebimiz, ben doğma büyüme Zeytinburnu'ndayım. Düzce'de yaşıyordum. Tekrar geri geldim bazı sebeplerden dolayı. Ailem genellikle yani hep memnun olduğumuz için buraya tercih ettik. Yani o yüzden yani hiç başka yere gitmeden direkt buraya geldik yani. Yani ne sıkıntımız olsa hep burada halloldu yani. Şikayetçi olsak zaten gelmezdik. Evet. Yani hep ailevi işlerimizi hep burada hallettik. O yüzden yani derhal çözümcül olduğu için yani yardımcı olması. Yani en azından arayıp da karşında muhatap olabileceğin kişileri bulabilmen çok önemli. Burada da o var. İstenilen her şey olduğu sürece bir sıkıntı yok yani. Allah razı olsun. Böyle imkan sunulduğu için. Doktorlarından memnunsunuz, hizmetlerinden memnunsunuz. Şu ana kadar her şeyden çok memnunum. En azından kendi insanınmış gibi davranıyorlar sana. Evet kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve kanser hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, korkulmaması gereken bir hastalık olduğunu da vatandaşlarımızdan dinliyoruz. Neler söyleyecekler efendim? Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkürler, sağ olun. Evet, peki bu hastalıkla ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Yani hiç kimsenin korkmaması gerekiyor. Her şey doğal çünkü Allah'tan gelen bir şey. Tedavi sürecinin sonucunda morallerinin yüksek tutmaları gerekiyor. Moralleri yüksek olduğu takdirde bu hastalığı yenebileceklerine %100 eminim. 99 yılında 20 sene oldu. Babam gırtlak kanserinden ameliyat oldu. Çok şükür atlattık. Şu an çok iyi, sağlıklı, 73 yaşında ve hala çalışmakta, çalışıyor. Peki nasıl yendi hastalığı babanız? İnatla.
hiçbir zaman kabullenmedi. İnat etti, yeneceğim dedi. Tedavileri eksiksiz doktorun söylediği her şeye uydu. Doktoruna güvendi. Evet, doktoruna güvendi ve kendisi de kabullendi. Hastalığı en sonunda inat etti ama sonunda hastalığı kabullenerek onunla çabalamaya uğraştı. Peki siz yakınları olarak nasıl baktınız? Nasıl moral verdiniz? O süreci nasıl geçirdiniz? Biz zaman onun yanında gözyaşı dökmedik. En önemlisi o. Yani biz de baştan çok üzüldük, çok yıprandık duyduğumuzda. Kabullenemedik, olamaz dedik. Bizim başımıza gelmez böyle bir şey dedik ama maalesef doktorların söylediğini kabul ettik sonunda ama hiçbir zaman ona üzüldüğümüzü belli etmedik. Her zaman onun yanında hep moralini yüksek tuttuk. Tabii biliyorsunuz gırtlak kanseri olayında ses kaybı da yaşanmakta. Cihaz hep araştırdık, cihaz aldık. Baba sen yapabilirsin, edebilirsin. Hep moral verdik, hep destek yaptık. Ama çok şükür Allah'a o da biz de başardık sonunda. Evet. Cep telefonuyla bile görüşebiliyoruz babamla. Babam yurt dışına çıkıyor, mesleğe gereği makine mühendisi. Yok Amerika'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor, Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya. Daha iki gün önce İtalya'dan geldi. Oradan bile cep telefonuyla görüşebiliyoruz yani. Çok şükür. Çok güzel. Resmen babanız hastalıkla böyle bir mücadele ettik. Mücadele ailecek ettik. Evet, sadece ailecek. Babam değil. Biz ailecek yani yendik hastalığı. Kabullenmedik hiçbir zaman. Evet, bir başarı öyküsü dinledik şu anda. Gerçekten tam bir başarı öyküsü. Evet. Çünkü ve izleyenlerimiz de bu mesajı alıyorlar şu anda. Kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını, erken teşhisle tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu. Aynen. Erken teşhis çok önemli. Çok önemli. Yani uyanık olacaksın. En ufak bir şeyde hemen doktora müracaat edeceksin. Evet, doktordan kaçmayacağız. Aynen. Ama işte toplum olarak biraz bu eksikliğimiz var bizim maalesef. Maalesef doktorlara gitmekten korkuyoruz nedense. Hep böyle kötü bir şey söyleyecekler diye ihmal ediyoruz. Her şeyden önemli olan sağlık ama en sonda sağlığa zaman ayırıyoruz. Evet. Önceliğimiz sağlık olması gerekirken bizler maalesef bu koşuşturma içerisinde en son planlarımızı alıyoruz sağlık konusunu. Evet. Haydi. Peki efendim, şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. Siz de geçmiş olsun. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Tercih etmenizdeki amaç neydi? Ya herhangi bir tercih değil. Şu anda kızım okula gidiyor. Hafta içi mecburen hani evimize en yakın hastane olduğu için. Eşim çalışıyor, her gün izin alamıyor. Evet. En yakın hastane olduğu için tercih ettik şu anda. Evet, bir de randevusuz kabul ettiler çok şükür. Onun için. Yani rahatlıkla doktorlarla hastalar arasında diyalog kurabiliyorsunuz. Onun rahatlığı evet, da var. Evet, onun rahatlığı da var tabii ki, evet. Peki doktorlarımızdan memnun olduğunuzu Memnunum, çok memnunum. Çok güzel ilgilendiler, sağ olsunlar. Peki, bir bayan olarak hastaneye girdiğiniz zaman ilk böyle gözünüze çarpan nedir? Temizliği. Yani temizlik çok önemli, özellikle hastanelerde. Çünkü biliyorsunuz çok karıştı milletimiz. Duyuyoruz haberlerde, yok oradan salgın hastalık geliyor, buradan salgın hastalık geliyor. Hastanenin de gireceğin çıkan belli olmadığı için en çok hastalık bulaştırılan bir yer olduğuna inanıyorum. O yüzden de temizlik çok önemli. Evet. Şu anda Avrasya Hastanesi'nde de bu hijyeni, temizliği görebiliyorum. Evet, görebiliyorum. Görebiliyorum. Peki, hizmeti nasıl buldunuz? Temizliği beğendiniz. Peki insani ilişkiler nasıl hastanede? Güzel, o da güzel. Memnunum, çok şükür. Yani gayet güzel, güler yüzle ilgilendiler bütün ekipman. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. İyi günler. Evet sevgili izleyenlerimiz, röportajlarımıza devam ediyoruz. Kanser hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vatandaşlarımıza soruyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. İyi yayınlar diliyorum. Evet, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu. İnanıyorum çünkü ailemde de kanseri tedavi ederek yenenler var. Evet. Çok mutluyuz bu konuda. Özellikle kendi babam da benim kanser tedavisi görüyor hala. Büyük bir miktarda yendi. Şu anda sağlıklı, gayet sağlıklı. Ayrıyeten
aileden gene meme kanserini hanım olarak vardı birkaç tane akrabamız. Onlar da mücadele erken tesis koyarak mücadelelerini kazandılar. Ya bu hastalıkta ilk öncesi erken tesis koyabilmek, hastayım deyip de hastaneye gidebilmemiz lazım. Bizler başım ağrıyor, ilaç alayım, ağrı kesici demememiz lazım. Hani arkadaşlarımızdan ağrı kesici alıp komşumuzdan işte şöyle ilk önce teşhis edip hastanelere gitmemiz şart yani. İlk önce hastalığını kabul edip ilk tesis olarak doktorlara gitmelerini tavsiye ediyorum. Artı moral çok büyük. Evet. Önemli taşıyor. Bu tarz hastalıklarda yani kanser olsun ne olursa aileden olan desteğini aldığı destek arkasında hissetmeli. Yani ben bu hastalığı yeneceğim diyebilmeli halkımız. Ama tıp değişti. İlaçlar değişti. Halkımız bilinçlenmeye başladı tabii konularda ama gene de böyle mücadele edip de işte ben hastalığı kabullenmedim diyenler bunlara bir kapak olsun. Yani mücadele ederse hastalığımız artık kanser denmeyecek kadar azalacağına inanıyorum. Zaten biliyorsunuz Türkiye'den bazıları Küba'ya gidip iğne çıkmış diyerekten ülkemize girmesini hatta bu profesörlerin bile görüşülüyor şu anda. Yani kanseri muhtemelen yeneceğimize inanıyorum. Çünkü çağ atlandı artık gerçekten. Ama tabii ki bazı hastanelerimizde benim şöyle şey var. Bazı hastaneler buraları hastaneler para kaynağı görüyor. Yani halkımızın cebindeki parayı alalım da evet. Sağlığını zaten getirir gibi. Temizlik yönünde onları iyi görmüyorum. Mesela ücretleri gerçekten yüksek tutanlar var. Türkiye'de İstanbul'da gibi yerde, metropolde asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız çok. Ne yapıyorlar? En ucuz hastaneleri bulup araştırmaya çalışıyor. Bu sefer de sağlığını düşünmüyor. Cebini düşünüyor. Bu yönlerde de halkımızın daha çok yani güvenebilir ve hastanelerimizi kontrol altına alınabilir bir hastaneler olmaya başladık. Daha önce de öyle değildi. Ben şu anda göz için geldim. Randevum olmadığı halde çok iyi ilgilendiler. Parasını söylemek istemiyorum. Çok cüz bir yani. Çok sanki atıyorum size karşıda bir kafede bir kahve içiyormuş fiyatına. Kontrol ediliyoruz. SSK'lıyız tamam onu da kullanıyoruz. Ama bu insanlarımızın yani gerçekten faydalanması gereken Avrasya'ya o yönden tavsiye edebilirim. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Evet, kanser hastalığından bugün bahsediyoruz ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu dile getiriyoruz. Peki siz neler söylemek istersiniz? Merhaba. Ben önce meme kanseriyle başladım. Evet. 5-6 yıl sonra tekrardan nüksetti karaciğer, kemik ve karın boşluğu. Ama şu anda çok şükür iyiyim. Yani düzenli kontrollerimizi yapıyoruz. Evet, moral çok önemli gerçekten de. Ama iyiye gidiyor her şey çok şükür. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Doktor hanımı duymuştum ben. Evet, Fatma Hanım'ı. Geldim. İlk konuşmaya baktım aslında. Birkaç doktora daha gitmiştim. İlk konuşma, o samimiyet, o moral verici konuşmaları falan çok hoşuma gitmişti. Çok yakın hissetmiştim. O yüzden de burada başlamaya karar verdim. Çok şükür de iyi gitti her şey. Peki hastanenin şu anda fiziki ortamı nasıl olur? Bir bayan olarak sizi buraya çeken ne oldu? Evet, doktorunuzdan memnunsunuz. Doktorumdan da memnunum. Kemoterapi aldığım yerden hemşireler çok iyilerdi, çok ilgililerdi. Hastaneden de genel olarak memnunum. Bir problem olmayınca da devam ettik. Tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Zaten yani olmasını istemem ama yakınlarım da var ve Fatma Hanım'a getiriyorum. Öyle. Çünkü bu hastanenin bir özelliğini duyduk. Buraya gelen hastalarına misafir olarak kendilerinden gibi görüyorlar. Aynen öyle. Bir samimiyet gördüm. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani çok hastane gezdim. İşte dediğim gibi bir samimiyet çok önemli. İnsan kendini iyi hissettiği yerde kalmak istiyor. İyi hissettiği yerde tedavi görmek istiyor. Burada çok iyi hissettim ve burada kaldım. Fatma Şen'den çok memnunum. Çok memnunum. Hala ulaşabiliyor musun? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. İstediğimiz zaman ulaşıyoruz, konuşuyoruz, moral veriyor. Hiçbir şekilde canımızı yani ne bileyim böyle bizi hafifletiyor. Öyle diyeyim moralmen. Sizliğe sürüklemiyor. Hayır kesinlikle. Kesinlikle öyle değil yani. Doğruları da söylüyor hani öyle bir şey de yok ama yapabileceklerini de söylüyor. Yani bizim hep
bir planımız daha var diyerek gittik biz. Çok şükür iyiyim. Efendim geçmiş olsun. Evet, kanser hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olup olmadığını soruyoruz. Peki sizce kanser tedavi edilebilecek bir hastalık mı? Tabii ki tedavi edilecek bir hastalık. Çünkü hem bizim ikinci evredeydi hem de doktorumuz, Allah razı olsun, çok iyi bir doktor. Sizin de hastanız var. Evet, benim eşim işte kemoterapi görüyor. Evet. Akciğer kanseri. Hem kemoterapi görüyor hem radyoterapi görüyor. Sürekli işte Fatma Hanım'ın gözetimi altındayız. Sürekli gelip gidiyoruz. Yani çok şükür iyi gidiyor şimdilik. İnşallah daha da iyi olacak. Ama tabii ki önce Allah'ın, sonra Fatma Hanım'ın sayesinde. Peki süreci nasıl yaşıyorsunuz? Ya süreç tabii ki ilk başlarda çok zor geldi bize. Evet. Çok hani insanın başına gelmeyince anlamıyorsunuz. Çok zor geldi ama ayrıca hep birlikte eşim de dair. Eşim daha çok bize destek oldu. Hiçbir zaman kendini bırakmadı. Hiçbir zaman yılmadı. Sürekli hem biz hem o çok şükür geçirmeye çalışıyoruz inşallah. Tabii ki çok zor bir süreç. İnşallah atlatacağız Allah'ın izniyle. Peki, burada moralin öneminden ne? Moral, evet, moral çok önemli. Yani biz buraya geliyoruz, bazı hastalarda hiç moral yok, bırakmışlar kendilerini. Eşim onlara moral veriyor yani, o derece. Çok morali yerinde, hepimiz de öyleyiz. İnşallah dediğim gibi önce Allah'ın, sonra Fatma Hanım'ın sayesinde geçecek. Peki bu hastaneyi tercih etmeniz mi? Bu hastane aslında biz devlet hastanesine gitmiştik. Eşime işte tam tanık olmadı. Ondan sonra bir doktorun sayesinde, yani biz hiçbir şekilde görmedik etmedik. Onun sayesinde Fatma Hanım'ın ismini verdi bize. Biz hemen geldik ve geldiğimizin ertesi günü kemoterapiye başladı. Doktor tavsiyesiyle. Çok, evet, evet, evet. Fatma Şen'e geldi. Aynen öyle. Yani biz de şimdi bir şey olduğu zaman, birini işte kanser dediği zaman direkt Fatma Hanım'a öneriyoruz yani. Çok iyi bir doktor. Her şeyinden, yani hem tedavisinden, yaklaşımından, güler yüzünden, ilgisinden. Yani biz de gece 12'de falan kızım mesela ona mesaj atıyor. Babası biraz rahatsızlandığı zaman o mutlaka bize dönüyor. Yani gördüğü zaman mutlaka dönüyor bize, sağ olsun. Her şeyinden memnunuz yani. Hem ilgisinden, hem işte yaptığı tedaviden, her şeyinden memnunuz yani. Sağ olsun. Peki hastaneye geldiğiniz zaman, bir bayan gözüyle baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Ya hastanedekiler yani hepsi güler yüzlü. Daha çok mesela biz kemoterapiyle bizim işimiz. Oradaki hemşireler çok güler yüzlü. Yani biz bir aile gibi olduk artık. Yani bir şey olduğu zaman eşim onlara kızım diye sesleniyor, konuşuyor, gülüyor, şey yapıyor. Yani biz aile gibi olduk onlarla. Çok memnunuz yani. Aile hastaneniz. Aynen, aynen öyle oldu. Yani 1,5 senedir artık gelip gidiyoruz yani. Tavsiye eder misiniz? Tabii ki tavsiye ederim. Çünkü yani gerçekten hem hastaneden önemli Fatma Hanım'ı tavsiye ederim yani. Çok çok iyi bir doktor. Peki, sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Allah bütün hastalara acil şifalar versin. İnşallah.